Nasıl buldunuz Trabzonspor'u 1-0 mağlubiyeti nasıl değerlendirirsiniz onu Özkan? Ben Abdullah Hoca'nın sözleriyle başlayayım. Maç sonrası yaptığı, bütün hafta boyunca Sivas'a çalıştıklarını söyledi Abdullah Hoca. <laughs> Özellikle Sivas'ın beşli savunma ile oynadığını son dönemde. Buna karşı bir hücum planı yaptıklarını söyledi. Ama hani bu planla sahadaki kurgu arasında ben ciddi bir fark gördüm. Mesela karşınızda Kapanan ve beşli oynayan bir rakip varsa sizin sahte forvet profilindeki Pepe ile maça başlamanız biraz bana garip geldi açıkçası. Yani şimdi sizin oraya bir sahte forvet koymanız onunla beraber iyi bir hücum planınız olacağı anlamına gelmiyor. Bu çok zordur aslında bunu oynayabilmek. Ee, çünkü bir alış... Ha, takımın buna alışmış olması gerekiyor bu sahte forvet profilindeki bir oyuncuya hücum hattındaki. Mesela bunu Avrupa'da yapan takımlar var. Yani örnek verelim. Çok uçlardan bir örnek vereceğim ama mesela Liverpool bunu dönem dönem yapıyor Jota'yla. Ama nasıl yapıyor? Kanatlar skorer, merkez orta saha skorer ve bunu başarabiliyor. Arsenal bunu yapıyor dönem dönem işte Trossard'la. Yine kanatlar skorer, merkez skorer ve başarabiliyor. Şimdi e, Trabzonspor'da bugün en net sıkıntı şuydu. Merkez problemi. Yani merkezdeki Umut Güneş, Bardi... Ve Berat üçlüsü çok hareketsizdi. Evet işin savunma kısmında belli başlı görevlerini yerine getirdiler. Ama işin hücum kısmında Bardi biraz bunun çabaladı. Ama onun dışında çok hareketsiz bir merkez vardı. Siz eğer bir sahte forvette oynuyorsanız onun derine gelmesi sonrası ceza sahasındaki boşluklara mutlaka koşu atması gerekiyor merkez oyuncuların. Bunu ne Bardi yaptı, ne Umut yaptı, ne Berat yaptı. Böyle olunca üretkenlik azaldı. İlk yarıda Mönye'nin çok ciddi bir performans sonrası sürekli ataklar onun kanadından geldi. Ama ikinci yarıda Trabzonspor iyice üretkenliğini kaybetti. Ve aslında oyuna baktığımız zaman da bir galibiyet hak ettiğini Trabzonspor'un ben söyleyemem. Abdullah Hoca tabii ki ilk yarıdaki oyunu beğendiğini söyledi ama ben Trabzonspor'un oyununu beğenmedim. Açıkçası bu iniş çıkışlar Trabzonspor adına büyük ihtimalle sezon sonuna kadar sürecek. Çünkü Oyuncu bazlı problemler, oyun problemleri Trabzonspor'da var. Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında böyle ikramlar sanki üçüncülük evet. yarışına devam edecek lig sonuna kadar. Hatta şöyle özetleyeyim. Kim daha az üçüncülüğü istemiyorsa sanki o üçüncü olacak. Yani öyle garip bir şey olacak sanki yani. Belki garip bir cümle oldu ama. Yani çünkü gözüküyor ki Trabzonspor ve Beşiktaş ligin kalan bölümünde çok sayıda puan kaybı yaşayacakmış gibi duruyor. Böyle bir göre. profil çiziyor her Aynen. iki takımda. Ee, hemen Mehmet sana da sormak istiyorum. Hocanın kadro tercihi Pepe'yi ileride oynatıyor ama mesela son dönemin oldukça formda ismi Trezeguet'i 46'da e, oyundan alıp yerine e, oyuncu değişikliğinde e, tercihlerini Umut Bozok'tan yana kullanması... Sakatlık dedi bu arada evet, hocanın alakalı. onunla alakalı bir sakatlık problemi de dedi ama oyuncu tercihlerini nasıl buldun? Oyunu değiştirme e, üzerine hamlelerini nasıl buldun Abdullah Avcı'nın? E şöyle özetleyelim, e, Menik sanırım e, Sivas Spor'un e, golünü atan oyuncunun evet. ismi Orta evet. Doğru. İlginç şekilde de ligde 20 golü olan Manay'ın ilk asisti. E, Manay'ı hep golleriyle e, biliyorduk. O golde Manay'ın e, Bardi ile olan mücadelesi, Berat ve Umut'un yaklaşmaması, yani merkezdeki 3 oyuncunuzun e, neredeyse 5 metrekarelik bir alan diyebiliriz Manay'a bıraktıkları o boşluk biraz Trabzonspor'un zaafını özetli. Üstüne zaten devamında Menin top önüne alış şeklinde stoperlerin de Mendi sonuçları da zorunluluktan oynuyor. Evet. Golün ardından yani Trabzonspor'un şöyle bir şanssızlığı oldu. 2-0 kaybetti Beşiktaş maçı hatırlıyorum. Yine Alanya Spor maçı 3-1, 3-0'dan 3-1 son anda Pepe atmıştı. O da erken kopmuştu. O maçlarda aslında çok Yenilgi oyunu oynamamıştı Trabzonspor. Şimdi maçın ilk yarısında daha çok pozisyon bulan taraftı. Hı hı. Ama ikinci yarının başındaki o gol sonra bir dönen e, duran topta sanırım Mendy ters ayağıyla vurdu. Evet. Kaleci önledi. Orada orada 1-1 olsa belki oyun dönebilirdi ama son dakikada... Seyircinin de yokluğu e, tabii. e, tabii etkiler. ister istemez hem futbolcuların Doğru. da bizi bile izlerken Aynen, etkiliyor. etkiliyor. E, Odaklanamıyorsun dolayısıyla maça. Dolayısıyla e, saha içindeki futbolcuları da e, tesir Yönde etkiliyor mu? E, şöyle 1-1 olmadı. 1-1 olmadıktan sonra senin de ifade ettiğin gibi Ceyda taraftar olmayınca da takı, takım artı değişiklikler çok olumlu etkileyemedi Trabzonspor'u. Koyta atsa 2-0 bitiyordu. Bu arada onu da söyleyelim ama bir tebrik et tabii. Trabzonspor özelinde konuşuyoruz. Çünkü Trabzonspor için kayıp bir sezon. Yani artık işte arada Fernandes tekrar stoperi çekti hocam. Olmuyor yani. Ee, hem stoper ikilisi hem orta saha ikilisi. Mendi orta saha oynatamayınca doğal olarak tamamen zayıf bir omurgası oluyor Trabzonspor'un. Üstüne Onaşlı'nın yokluğunda Pepe e, bir şekilde <laughs> idare etmeye çalıştı ama e, bazı maçlarda iş yaptı. bu maçta iş yapmadı. Ben Fenerbahçe maçında çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe maçı aklıma geliyor şimdi. Milyar şimdi öncesi o geçiş, son. Geçiş oyuncusu çünkü. Pek evet. Yani. Biraz kontra kovaladığın zaman iş yapacak bir oyuncu. Trabzonsporunda da kayıp bir sezon. İstatistikle kafayı bozsam Ceyda şunu yapardım. Herhalde bu sezon lig tarihimizin en kötü üçüncüsü olabilir puan ortalaması hakkında. Yani evet. Çok puan kaybediyor. Şimdi ben tekrar bir inceledim. 5 puan fark var. Hala aslında Trabzonspor hafta üçüncü kapatacak. O da çok ilginç. Beşiktaş'ın tabii Samsun Spor'la maçında onda muhakkak konuşuruz artık bu akşam e, diyebiliriz. Sivas da tebrik etmek gerek şu yüzden iki tane ilk 11 oyuncusu. Hatta yani bir manay diyorsak iki ben Sainz derdim. Sainz ilginç şekilde Eyüp Spor'da 11'e girmiyor bir alt ligde. Eyüp Spor sonuçta lige çıkacağı belli değil. bir Kadro için belki de önümüzdeki sezon Süper Ligi düşünerek sahnesi aldılar. Yunus Emre İngiltere'ye transfer yaptı. Sezonu kapadı. İki tane ilk 11 oyuncusunu kaybetti Sivas. Buna rağmen Servet Çetin iyi bir takım bırakmıştı Bülent Uygun'a fizik olarak. Bülent Uygun'a dokunuşlar yaptı ki düşme ihtimali olan takım çok çabuk toparladı. Sivas spor adına da çünkü Rıza Hoca'nın da son senesi böyle biraz sallantıda evet. geçmişti. Bülent Uygun'un tekrardan... Yani işte 2007 ile 2010 arası Sivas Spor'da 2007-2009 arası müthiş işler yapmıştı. Ondan sonra böyle hocalık kariyeri düşüşe geçen bir teknik adam profiliydi. Sivas'ta bu sezon gayet toparladığını söyleyebilirim. Trabzonspor'u yendiler. Beşiktaş'ı yendiler. Beşiktaş yendiler. Galatasaray'la beraber kaldılar. Evet. evet. Ve birçok takım maçta kazandılar arada. Evet. Şimdi bir maç sonuna gidelim. E, basın toplantılarını izleyemeyenler için bir kez daha ekrana getirelim. Aspor ekranlarında ve Aspor'dan bizi dinleyen, Aspor Radyo'dan bizi dinleyenler için bir maç sonu teknik adamlar neler söylemiş bakalım. Bülent Hoca için rahatlamış bir basın toplantısı oldu. Zaten cümlelerinde de sık sık oyuncularına teşekkür ederek ligde kalmayı garantiledik. Bunun rahatlığıyla artık Süper Lig'de kalan maçları kazanmak için sahada olacak. Mesela yapı Sivaspor ki önümüzdeki haftada Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Ama tabii ligde kalmayı garantileyen bir Sivaspor daha kendine güvenli, daha ayakları yere sağlam basabilir kalan haftalarda. Hocanın şu e ifadesi önemli bence. Üzerine durmamız gerekiyor. Ligin en yaşlı takımıyız diyor ki evet. aslında bu bu sezonun bir <laughs> özelliği değil. Bu Sivas Spor yaklaşık 4-5 yıldır ligin en yaşlı takımlarından bir tanesi. Hatta Avrupa'nın en yaşlı takımlarından. Hat Geçen bununla ilgili bir araştırma okumuştum. İlk üçteydi galiba Avrupa'da. Sivas Spor. Burada demek ki yanlış giden bazı işler var. Rıza Hoca döneminde de bu problemler hep vardı. Burada kadro mühendisliği konusunda demek ki Sivas Spor'un Yeni sezonda biraz daha genç oyuncular yönelmesi gerekiyor. Mesela bütçe konusunu ben bilmiyordum. İstanbul Spor sonrası en düşük bütçeli takımımızydı. Bu beni şaşırttı. Çünkü kadroda önemli futbolcular da var. Manay başta olmak üzere. iyi yabancıları var Sivas Spor'un. Manay'ı aldığım kadarıyla geçen sezon sakatmış sanırım. yani Biraz evet, o yüzden. İki yıldır. Son iki, son iki yılında evet ciddi Biraz ama deneme transferi olmuş. Tabii. Yetenek aşikar tabii yani ki ama. Büyük ihtimalle Manay ciddi paralara satabilir. Türkiye'den bir takımın alabileceğini düşünmüyorum. O paraları verebileceğini. Çünkü Zaten oyuncunun background'u çok iyiydi. Altyapı alt altyapı eğitimi, gençlik yıllarında büyük potansiyel vaat ediyordu. Hani Sivasspor'a konuda iyi bir gelir elde edebilir. Tabii Bülent Hoca'yı tebrik ediyoruz burada. Zor bir görevde rol aldı ama şu anda Sivas Spor matematiksel olmasa da psikolojik anlamda artık ligde kalmayı garantiymiş gibi duruyor. Çok takım var çünkü altta. O zaman bir hemen şöyle kalan e, bu haftanın e, ilk açılış maçı Trabzonspor MS yap Sivasspor karşılaşmasıydı. Kalan günlerde bize hangi karşılaşmalar bekliyor? Bir ekrana getirelim programa. 30. ikinci haftanın e, programı ekrana geldi. Kasım bugün artık 13.30'da Kasımpaşa Tümosan Konya sporla karşı karşıya gelecek. 16'da Mekke Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü ile 19 dakika karşılaşma var. Yucatela Danıdemir Spor, Sporla, Beşiktaş, Şilport, Samsun Sporla karşı karşıya gelecek. Pazar günü 13.30'da Siltaş Yapı Pendikspor Spor Rams Başakşehir ile karşılaşacak. 16'da iki maç var. Çaykur Rizespor bir tek Antalya Spor'la Atakaş Hatay Spor İstanbul Spor'la kozlarını paylaşacak. 19'da Pazar günü Vavakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Pazartesi günü saat 20'de Kore Spor Galatasaray arasında Oynanacak bu maçla birlikte Süper Lig'de 32. haftayı geride bırakmış olacağız. Bu arada sesim için özür dilerim ara ara çatallanabiliyor ya da e, kısılabiliyor. Biraz alerji biraz parancit Mehmet Özcan beni çok iyi anlar. Tekrar geçmiş olsun. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> o yüzden e, izleyenlerimizden ara ara böyle gidip gelen sesim için de özür dilerim. Bu arada siz de bize Twitter üzerinden X üzerinden son sayfa etiketiyle sorularınızı görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hem Süper Lig'se e, yeni haftayı konuşacağız hem de takımlardan gelişmeleri ve bu hafta üzerinde aynı zamanda yabancı var hakemini de konuşmak gerekir belki. Bununla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Kritik maçlarda bundan sonra var odasında yabancı hakemler oldu. Ankara gücü Gaziantep maçı da.